Evet. Şimdi şöyle. Yol eğer yamuksa, ne yapacağız? Yol eğer böyle farklıysa o faktöriyelli yolu kullanamıyoruz. Onun için tek tek yazmak zorundayız. Nasıl yapacağız arkadaşlar? Şu şekilde. Saniye. Biraz daha büyüteyim, daha rahat göreceksiniz. Şimdi arkadaşlar bak. Şuraya bir. Şuraya bir. Şuraya bir. Şuraya bir. A'dan yukarı bir. Şuraya bir. Buraları belirledik. Şimdi dikkat edeceğiniz husus şu. Birleştikleri noktalara. Mesela mavi ile çizeceğim. Şimdi bak. Şuradan bir geliyor. Buradan bir geliyor. Yani burası kaç oldu? 2 oldu. Şurası 2 buradan 1 aşağıdan 3. Şurası 3 yandan 1 buradan 4. Şurası 4 buradan 1 buradan 5. Şimdi gelelim üst tarafa kırmızıyla. 1 buradan 2 de aşağıdan geliyor 3. Şu nokta 3 buradan 3 aşağıdan 6. Şurası 6 buradan 4 buradan 10. Şurası 10 buradan 5 buradan 15. Bu 6 aynı zamanda yukarı tırmanıyor. Şurası 6 oluyor. Çünkü farklı bir gidiş oluyor. Şu siyahla çizeceğim yerler 6 buradan 10 buradan 16, 16 buradan 15 buradan 31. Şu 16 yukarı çıktı. 16, 31 daha. Cevabımız kaç olacak? 47 olacaktır. Hatırladık mı? Hatırladık hocam. Güzel. Sakın bütünleyip yapmayı düşünmeyin. Eğer öyle yapan arkadaşlar varsa esefle kınıyorum. Umarım mesaj gitmiştir. Şu soruyu çözmüş müydük biz? Çözdük hocam. Çözdük bunu aynen. Bunu çözmemişizdir. Yok, çözmedik hocam. Tamam canım benim. Şimdi önce olasılığı söylüyor bize. Olasılık ne demek? Mesela olasılığın mantığı şudur. İstenilen durum bölü tüm durum. Şimdi canlar mesela buradan ufaktan bahsetmek istiyorum. Diyelim 7 kız var. 5 erkek var. Seçilecek bir kişinin erkek olmasını istiyorum. 5. Tüm durum kaç tane? 12. Yani 5 bölü 12 olarak açıklayabiliyoruz. Olasılığın tüm mantığı bu. İstenilen ne bölü kaç tane durum oldu? Şimdi bir şey söyleyeceğim. Bu da yol sorusu. En kısa yol sorusu. Bak. Hocam sen şunu söyledin. Eğer şekil böyle parçalı ise sayı yöntemini kullanmak zorundasın. Mesela şurasına bir. Şuraya bir. Şuraya bir. Şuraya bir. O zaman şuradan çıkış kaç olacak? Bir olacak. Şurası bir, şurası bir, şurası bir, şurası bir. O zaman şurası kaç olacak? Bir olacak. Bunları yaptık. Buraya kadar karışık bir şey var mı? Evet, yokmuş. Bir Yok şuraya, hocam. bir şuraya, bir şuraya. Şurası kaçla birleşti? İki. Şurası iki buraya, bir buraya üç. Şurası üç buraya, bir buraya dört. Şurası 4 buradan 1 buradan buradan çıkış kaçmış o zaman? 5'miş. Canlar bir üstüne bakın. Şu siyahla yaptığım yer. 1 buradan gelecek. 2 aşağıdan 3. 3 buradan 3 buradan 6. Şuradan çıkış 6 buradan 4 buradan 10. Yeşile geçtim. 1 buradan 3 buradan 4. 4 buradan 6 buradan 10. O zaman şurası da 10. Şurası 1 buradan 4 buradan 5. İstenilen durum B'den çıkmasıydı 10. Tüm durum çıkış yollarının hepsidir. 1, 5, 6, 32. 32 böldüm 5 bölü 16 olacaktır. Anlaşıldı mı? Çok efsane bir soru. Güzel bir soru. Anlaşıldı hocam. İyi, peki.
Anlaşıldı. Güzel. Levent Bey, anlıyor muyuz? Tamam. Şimdi tekrarlı permütasyon, şekilli ve sayılı soru anlat demişim. Tekrarlı permütasyon ne demek? Mesela bak, bir kelime yazdığımı düşünün. Müthiş bir kelime. Buradan 4, 8, 10 harfli kaç kelime yazılır? Tabii anlamlı veya anlamsız kelime yazılır. Hocam, bu tarz sorular klasik sorular ama bazı şeyler de işinize yarayacak. Şey mi? 10 faktör yani. Hayır, bu tekrarları var. Şimdi tekrar edenlerde ne yapmamız lazım? Bakın. On harf var. 10 faktöriyle yapıştırdım. Bölü. Yalnız tekrar edenlere dikkat edin. 1, 2, 2 faktöriyel. A'lar 1, 2, 3, 4 faktöriyel. R'ler 1, 2 faktöriyel. T'den bir tane var. 1 faktöriyel. Onu yazmamın sebebini anlatacağım. L'den de bir tane var, bir faktöriyel. Şimdi arkadaşlar, şunu söyleyeceğim size. Kaç kelime yazıldığını gördünüz. Bu şekilde yazılabiliyor. Sonucu umurumda değil. Mantığını öğrenmeniz yeterli. Şimdi şunu söyleyeceğim. Bakın. Hani kendinizi kontrol etme amaçlı. Şu sayı kaç? 10. Aşağıdakilerin toplamı da 10 yapacaktır. 2, 4, 6. 8, 9, 10. Hani kendinizi bu noktada da kontrol edebilirsiniz. Bu mantık anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Güzel. Şimdi o zaman canlar, bir tane ben size soracağım. Kaç tane kelime çıkacağını siz bana ufaktan söyleyin. Mesela kertenkele. Kaç tane anlamlı veya anlamsız ifade yazılır? Bunu bulun. Arkadaşınızın bir önerisi var. Onu da açıklayacağım arkadaşlar. Kaç harfli bu? 3, 6, 8, bu da 10 harfli. Çok çıkıyor hocam. Sonuç umurumda değil. Sistematiği önemli benim için. Yani 10 faktöriyeli çözecek haliniz yok. 10 faktöriyel bölü aynı olanlara bakın şimdi canlar. 1, 2, 2 faktöriyel. 1, 2, 3, 4 faktöriyel. R'den başka yok. T'den başka yok. N'den başka yok. L'den başka yok. Sonucu bu olacak. Anladık mı? Evet. Sistemi? Anladık hocam. Herkes tamam. Şimdi bir arkadaşınız bir kelime vermiş. Şöyle yazıyorum. Buradan ne anlamlı kelime çıkar, ne anlamsız kelime çıkar. Onu tamam. Şimdi. Bunun bir de sayısı var canlar. Onu yapalım beraber. İşte ifadesinin işte kaç basamaklı? 3, 5, 8 basamaklı kaç sayı yazılır? Canlar, mesela bakın, ben gene beklemiyorum. Kitaplarda var. En zoru bu. Ama bunun için bir hilem var. Hemen bunu anlatacağım. Şimdi mantık ne? Düz mantık şu. 8 faktöriyeli yapıştır hocam, tekrar edenler. 3 faktöriyel çarp 2 faktöriyel çarp 3 faktöriyel. Bunu yaptı herkes değil mi? Evet.
Burada sıkıntı ne biliyor musunuz? Bir sayıda sıfır başa gelemez. O zaman not. Sayı sorularında sıfır başa gelemeyeceği için. Başa gelemeyeceği için. İçin ne yapmamız gerekiyor? Canlar bir şey söyleyeceğim. Sıfırın başa geldiği kaç ihtimal var? 2. Gelmediği kaç ihtimal var? 3. 6. Olasılık girecek işin içine. Sıfırın başa gelmesini istemiyorum. O zaman 6 bölü 8 ile çarpmam lazım. Neden 6 bölü 8? Başa gelmeme olasılığı ne? 6 bölü 8 olduğu için. Anlaşıldı mı bu? Özellikle şu kısım. O kısmı bir kez daha hemen bir yesek. Tabii ki. Bak şöyle söylüyor. Şuraya dikkat edin. Başa sıfır gelsin istemediğimden dolayı sıfırın gelmem. Mesela az önce dedik ya işte bir sınıfta kız olma olasılığı. Sıfırın gelmemesi ikilerin ve dörtlerin gelmesi demektir. Kaç ihtimal? 6. Kaç tane sayıda? 8. İstenilen durum bölü tüm durum. Bunu bununla ilişkilendirdiğin zaman başa sıfır gelmeyen kaç tane sayı yazabileceğinizi bulabilirsiniz. Bu da anlaşıldı mı? Anlaşıldı hocam. Güzel. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii ki. Şimdi burada 8 harf var ya, o yüzden mi 8 basamaklı diye oluyor soru? Aynen öyle. Öbür türlü gelmez zaten. Öbür türlü varsa da 8. Aynen. Hmm. Mesela tamam. 7 tane sayı olsaydı 7 faktöriyelle başlayacaktım işe. Anladık mı? Anladım. Hı hı. Şimdi de bunun şöyle soruları var. Reklam yapalım biraz. Kaç tane Murat yazılır? Hocam bunun o soruyla ne alakası var? Bunun hangi soruyla alakası var biliyor musunuz? Yol sorularıyla alakası var. Amaç ne? M'den T'ye gitmek. Bak 1, 2, 3, 4. 4 faktöriyel bölü. Yatayda gittiklerin 2 faktör. Yatayda tekrar ettiklerindir aslında o. Dikeyde tekrar ettiklerin 2. Kaç tane yazabiliyormuşsun? 6 tane yazabiliyormuşsun. Anlaşıldı mı? Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii ki sorabilirsin paşam. Hocam bunları kaydedecek misiniz veya hani bir yere atacak mısınız? Çünkü yazmayla çok uğraşıyorum da ben. Kaydediyorum. Öğrendim artık onu. YouTube'a koyduk. Ama rezil oluyoruz ha. Bazen ben böyle sallıyorum millete. Hocam boş verin. Biz bizeyiz. Tamam. Doğru. Tamam. Bir tek sizin grubunkini kaydedip atıyorum zaten. Tamam hocam. Bir şey sorabilir miyim? Sor paşam. Hocam şimdi mesela soldan sağa doğru başladık, aşağıya doğru indik ya, Murat yazısını bulduk. Bir de diğer taraftan da var bir Murat. Yani onu... Zaten onların toplamı 6. Sen geçen hafta yoktun bak. Nereden gidersen git 6 olacak. Bak şimdi seyret. 1, 2, 3, 4. 4 faktöriyel. Böyle yatayda kaç tane gittin? 1, 2. 2 faktöriyel dikeyde 2. İstersen bak başka bir yol daha deneyelim. 1, 2, 3, 4. Hiç değişmiyor, anladın mı? Tamam hocam. Geçen mesela bunun bir benzerini Buket'e yazdırdık. Bizi öyle bir yoldan götürdü ki anlatamam. Onu hatırlıyorum hocam, evet. Tamam, güzel. Teşekkür ederim. Anlamadım hocam. 2 faktöriyel nasıl oldu? Kız yatayda 2. Bak Gizem. Dikeyde 2. Heh, anladım şimdi. Madem anladınız o zaman sorayım ben bir tane. Kaç tane Hüseyin yazarız?
Hocam 6 faktöriyel bölü 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel mi? Adam aferin sana, güzel. 20. Bu arada matematiğimi kötü diyen insanlar. Şimdi arkadaşlar, peki bir şey soracağım size. Levent bunu nasıl düşünerek yaptın? Hocam düz mantık, direkt düz gittim. Hani Hüseyin yazısını hani direkt çıkartmak için sol köşeden gittim. Güzel. Hani her çektiğim çizgide 6 tane çizgi var. Harika. Sol çizgiden hani Hüseyin yazabilmek için 3 kere adım atıyorsun. Sonra N'ye gidebilmek için de 3 adım daha atıyorsunuz. 6 faktöriyel böyle 3 faktöriyel çarpı 3 faktöriyel dedim. Şimdi Allah'tan öğretmen olmamışsın. Hiçbir şey anlamamıştır arkadaşlar. Şimdi, hocam ne yapayım? Koordinat mı vereyim ben size? Aslında olay şu, biliyor musun? Şu sorunun, yani bak şimdi yazdım ya burada bir daha. Bunu kare değil de ben nasıl sordum size, biliyor musunuz? Baklava deseni sordum. Hiçbir şey değişmiyor. Yani şekli aslında 45 derece ucunda döndürdüm. Soru hiçbir şekilde değişmiyor. Onun için Levent haklı. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 faktöriyel bölü. Yatayda tekrar ettiklerin 3 faktöriyel, dikeyde tekrar ettiklerin 3 faktöriyel olarak yazılacaktır. Bu da kaç çıkıyor? Sanırsam 20 çıkıyor. Anlaşıldı. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii ki sorabilirim. Tekrar eden harf olsaydı ne olacaktı? O zaman onu ben de çözemem. Tamam. Tamam. Çok net oldu değil mi? Çok net oldu, evet. Canlar, bir de bu tekrarlı permütasyonda şöyle bir soru tarzı var bak. Geçilebilsem. Şöyle. Şimdi bir şey düşünün. Şu maviler, yeşiller, kırmızılar balon olsun. Tamam mı canlar? Hedef olduğunu düşünün. Alttaki balonu vurmadan üsttekine geçemiyorsun. Bu balonları kaç farklı şekilde patlatabilirsiniz? Yine aynı şekilde olmaz mı hocam? Aynen. İşte bak Berat, istediğim olay bu. Ne biliyor musunuz? Soruları benzetiyorsunuz yavaş yavaş. Bak çok güzel oldu. Bakın alttakini vurmadan üsttekini vuramıyorsa, mesela ben şuna M, 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 şuna Y, Y, şu K. M, 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 Y, Y ve K harfini kaç farklı şekilde yazarsın sen? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 faktöriyel bölü, 6 faktöriyel bölü, 3 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel şeklinde yazacaksınız. Bu da işte kaç yapıyor? 6, 5, 4. 3 faktöriyel. 3 faktöriyel çarpı 2. Şunlar helalleşti. 2, 30, 60 farklı şekilde oluşturabiliyor. Anladık mı? O zaman balon patlatma sorusu veya ilmik çekme sorularında da tekrarlı permütasyon kullanılacak. Kendinize bunları bir not, yani bir şey olarak almanız lazım canlar. Yattı mı aklınıza? Geçiyorum. Yattı hocam, geçelim. Hocam ne çekmek dediniz, bir daha alabilir miyim bunu? Şimdi bak geliyor. Seyret paşam. Tamamdır hocam. Bak sana özel hazırladım. ÖSYM yazıyor, görüyorsunuz değil mi? Ve son zamanda çıkmış bir soru bu. Sizden istiyorum. 30. İşte bu be. İşte bu be. Güzel. Şimdi asıl hikaye ne biliyor musunuz? Soruları benzettiğiniz zaman görüyor musunuz bak? Maşallah. 30. Tık tık. 30. Bak soruları benzettiğinizde 30 yapıştırıyorsunuz. Güzel. Yani boncuk çekme demek istemiştim Levent'im. Anladın mı paşam? Mesela bak 1-1,
Anladım hocam, anladım. İlmik dedi hoca, ilmik. 1-1, 2-2, 3. Şeyi de kaçırmıyorlar bir şey. 5 faktöriyel bölü 2 faktöriyel çarpı 2 faktöriyel 120 bölü 4'ten ne olacak? 30 olacaktır cevap. Hocam bu ne zaman sorulmuş acaba? Yeni başlamda. Bir soru. Neyse hocam. Ben sorulmaz diye düşünüyordum. Oğlum ÖSYM yazıyor. Rahatsız. Eski sorularda ÖSYM yazmıyor. Yenilerde bu Ales'in herhalde bir sorusu. Kopyalayamayalım diye böyle yapmıştık. İncele bak. Hocam ben şeyi anlayamıyorum ya. Neyi? Mesela soruda permütasyon mu yapacağız, kombinasyon mu? Yani olasılığı yine diyor ama ya ben onun farkını şey yapamıyorum, anlayamıyorum, çıkaramıyorum yani. Öyle söyleyeyim sana. Biz daha kombinasyona geçmedik. Evet. Permütasyon ne işe yarıyor biliyor musun? Kişinin yeriyle alakalı. Nerede? Mesela atıyorum. Şimdi bir sonraki soruda daha iyi pekişecek bu. Mesela bak. Diyelim işte Buket ve Levent. Ondan sonra Berat, işte Kaan. Permütasyon diyor ki Buket nereye oturuyor? Başa mı, ortaya mı, işte sona mı? Ama kombinasyon ne istiyor biliyor musun? Bu dört kişiden biri Buket mi? Seçiyor içinden. Anladın mı? Arada öyle bir fark var. İlerledikçe oturacak. Ben daha şu an size tip kaçı anlattım, biri anlattım. Tamam hocam. Yani daha düşünün neler çıkacak karşınıza. Tip 2. Bak burada daha iyi pekişti. Yani inşallah. Herhalde. Bakın. Soruyu okuyalım. A kümesinin elemanları 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bu arada en çok çıkan soru tarzıdır bu. Rakamları ile yazılabilecek 3 basamaklı. 3 basamaklı sayı istiyor. Kaç sayı yazılabilir? Arkadaşlar 3 basamaklı dedi. Bu arada şunu hani ilk dersten beri söylüyorum. Rakamları farklı demediği zaman aynı alabiliriz. Yalnız şuna dikkat etmeniz gerekir. Başa hiçbir zaman sıfır gelmez. Onun için başa gelebilecek ihtimalleri yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kaç ihtimal gelebiliyormuş? 6 ihtimal gelebiliyormuş. Bakın. Şu üst tarafa yazdığım şey ne biliyor musun? Kaç adet yani ihtimal, kaç ihtimal gelebildiğidir. Ben bunu lisedeyken şöyle aklımda tutuyordum. Ha, oraya 6'yı yazıyoruz biz diyordum. Hayır. Buraya yazılan şey kaç adettir? Kaç adet gelebileceğidir? Anladık mı beni? Arkadaşlar? Anladık hocam. Başa 6, 0 hariç hiç gelen sayılar. Şimdi ortaya ben bu 6 rakamı kullanabiliyorum. Bir de artık ortaya kim gelebiliyor? Rakamları farklı demediği için. 7 olacak. 0 da geliyor. 7 o zaman 7 ihtimal değil mi canım? 7 ihtimal. Size cevap vereceğim birazdan. Soruyu bitireyim. Arkadaşlar birler basamağına da 0 da gelebiliyor. Diğer sayılar da gelebiliyor. 7. O zaman bunları ne yapacağız? Çarpacağız. Çarptığımız zaman 42, 42 çarpı 7 ne yapıyor? 294 yapıyor sanırsın. 294. Anladık mı? Anladık da ben bir şey sorabilir miyim yine hocam? Tabii sorabilirsin. Canlar, mesela... Bak, bir şey söyleyeceğim size. Bu dersi ben sizin için yapıyorum. Kim izlemişse de umurumda bile değil. Yani sizin anlamanız önemli. Onun için her şeyi güzel sorun. Bu tekrarlı olmadığı için herhalde faktöriyelliği yapmadık. Ben mesela faktöriyelliği yapmak geliyor aklıma. Faktöriyelliği ne zaman gelecek biliyor musun? Bak şöyle söyleyeyim. 3 farklı sayı, 3 farklı sayı kaç farklı şekilde sıralanır dediğinde o 3 faktöriyel işte. Ama o da nereden geliyor biliyor musun Buket? Bak. 3 farklı sayı söyle bana. Mesela 5, 2, 3. Birbirinden farklı kaç tane sayı yazılır. Buraya 3 tane gelebiliyor. Buraya 2 tane, buraya 1. Zaten çarptığımda burası 3 faktöriyel değil mi? Ha, o şekilde. Anladın mı? Evet. Mesela bak evet, böyle evet. Düşün. Böyle düşün. 1, 2, 2 olsaydı kaç tane olurdu?
Bu da tekrarlaya gelir. 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyel bölüydü. 3 tane yazabiliyorum. Bir de ne? Gerçekten 3 tane yazabileceksin. Anlaşıldı mı? Aradaki fark. Evet. Güzel. Şimdi bence bu güzeldi ama bu değil. Genelde şu soruluyor. 6 çarpı 6 çarpı 5 mi hocam? Güzel. 36 çarpı 5 olması lazım. Sen önden dinliyorsun herhalde. Benim. Hocam siz benim geceleri uyuduğumu mu zannediyorsunuz? Şimdi birazdan da sahneye alalım sizi. Birazdan. Hocam hiç sıkıntı değil. Şimdi canlar rakamları farklı dedi. Şimdi şuraya 6 tane gelebiliyordu. Bak dikkat et. Bunlar nelerdi? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Bunlardan sen birini artık kullanıyorsun. Rakamları farklı dediği için. Mesela 3'ü kullandım diyelim. Ortaya kim kalıyor? Artık 0 da geliyor. 0, 1, 2, 3'ü kullandım kullanamıyorum. 4, 5 ve 6. Ortaya kaç tane gelebiliyor canlar? 6 tane. Velhasıl 5'i kullandın. Son haneye kaç tane geliyor? 5. Çarptığınız zaman 180 olacaktır. Tamam mı? Anladın mı? Tamam. Süpersin. Birinin arkada televizyonu açık bak. Söyleyeyim. Şimdi. Kaan'ın galiba. Kız nereden çıkarttın sen kanunu? O teknoloji var mı? Fotoğrafını görüyorum hocam. Ha, ses gelince. Şimdi rakamları farklı kaç çift sayı? Aha eğlence bu. Artist cevaplasana bunda nasıl yapacağımızı. Hocam söyleyeyim son 3. Son 3. yani 3 basamaklı diyorsunuz herhalde değil mi? Kaç basamaklı istiyorsunuz? 3 basamaklı. Soru hep 3 basamaklı. Son basamağı hocam sadece çift sayıları alacağız. Yani 6, 4 ve 0. Söyledim yapayım mı arkadaşım? Evet. Tamam. Sondan gidiyoruz. 6, 2, evet. 4, 0. Yani 4 tane diyorsun. Evet. Evet devam et. Bir tane rakamı eleyeceğiz hocam. Diğer hani kaç tane rakam var burada ya? Gözümde kör oldu. 7 taneyi hocam 6 tane de oraya yazacağız ilk basamağa. Yani ortaya 6 yazın. Tamam. Pardon yanlış yazdım. Bence böyle değil. Ya yok pardon. İlk baş 6 yazın hocam. Kafa iyice gitti. İlk baş 6 yanlış attıracaksınız ya. İlk baş 6. Evet. Ortaya da hocam 5. Yok. İlk başa 6 değil. Başa 5 hocam. 5'e 0 yazılmaz. İlk başa 0 yazılmaz. Evet. Bak 5. İkinciye de yine 5. Yapıştırın gitsin. Yapıştırdığımız zaman kaç yapıyor? Doğru mu hocam? Yanlış. Bence yanlış. Orada şöyle yanlış. Mi peki? Ziya bak. 6 6 4 değil mi? Can hiç girmeyin bu topa bak. Şimdi bir şey söyleyeceğim. 0 2 4 6'yı hepsini ayrı ayrı yazmayacak mıyız? Sona 0, sona 2, sona 4, sona 6. Güzel. Buket. Doğru başa, mu? Başa 3 tane gelecek. 3'ü gelecek zaten. 4'te 3'ü gelecek. Bakın bana 0, bırak. 2, 4, 6, şimdi size bir şey söyleyeceğim. Bu soru efsanelerden biridir her zaman. Şunu diyeceğim size. 0'ı başa kullanamıyorsun ya ama sonda kullanıyorsun o karışıyor. Tamam mı? Sıfırı özel kullanacaksan mesela çifte veya 5 ile bölünmü dediği zaman sonunun sıfır olması lazım. Birler basamağında özellikle sıfırı kullandığınız bir şey varsa soruyu iki parçaya ayırın. Buket 4'e ayırın. Ha bir de sıfırlı olarak yapacaktık değil mi? Bir sıfırlı doğru. Hesaplayacağız. Bir sıfır olmadan hesaplayacağız. Sona sıfır geldiği zaman kaç sayı oluyor? Bir sayı oluyor. Doğru mudur? Sıfırı kullandım. Başa 6 tane gelebilir. Rakamları farklı dediği için biri de kullandığımı düşün. 5. Yani sonu sıfırla biten 30 tane çift sayım var. Doğru mudur? Burası anlaşıldı mı? Şimdi evet anlaşıldı hocam. Güzel. Şimdi 2, 4 ve 6 dediniz bana. Çok güzel yaklaşımlar. 3 tane buraya. 2, 4 ve 6'dan birini kullanıyorsun sen. Velhasıl 4'ü kullandığımı düşünün.
Başa da 0 gelmiyor. Başa da 0 gelmediği zaman kim gelebilir? 1, 2, 3, 5 ve 6. Yani kaç tane geliyor buraya? 5. 5 tane gelebiliyor. Velhasıl 5'i kullandığımı düşün. Ortaya artık 0 gelebilir, yine 5. Çarptığınız zaman 25, 75 tane de buradan topladığımız toplayacağız. Kaç taneymiş? 105 taneymiş. Anladık mı? Anladık hocam. Ama şöyle bir şey soracağım. Bu kalıp oturdu mu aklınıza? Evet. Oturdu hocam biraz. Tamam. Sizden ricam, ben buraya yazmadım ama kaç tane tek sayı yazabilirim? Onu bulabilir misiniz bana? Bir bulur musunuz? Berat'ım sen yaptırabilir misin? Böyle şey havasında geçsin. Sohbet havasında. Ya buna sıfırı şey yapmadım. Ben yine sonuna 3 tane koydum. Heh bak. Sona tek sıfır gelmeyeceği için tek hamlede yapabilirim. Bak Berat çok güzel bir şey söylüyor. Evet. Sıfırı sona koymayacağım için tek hamlede yapabilirim. Tekler kimler? 1, 3, 5. Doğru mudur? 3 tane oluyor. 3 tane. Velhasıl 1'i kullandım. Başa 0 gelemez. Bir, 5'te o başa geliyor. Aynen öyle. Ortaya da kaç? 5'miş 3 değil mi? 75 tane tek mi var? Ben sizin yerinizde olsam uyanık olun. Çifti ben çok kullanmayı sevmiyorum. Çifti çok sevmiyorum. Biz rakamları farklı 180 tane sayı yazıyorduk değil mi? Bunun 75'i tekse geriye kalanı çift değil midir? Bakın gene 105 çifti. Oradan da bulabiliyoruz. Anladınız mı bu yaptığım yolu? Ha, çift sorarsa hocam direkt teki yapıp çifte döneriz. Aynen. Tüm durumdan çıkartmayı yapın. Veya ikisini de yapın. Hani hangisi size kalmışsa. Anladık mı? Anladık hocam. Güzel. O zaman hadi çözdünüz madem, şu son soruyu çözün bakalım. Herkes bir çözsün, cevap istiyorum. 126. Hemen verilen cevabı yazdım. 126. Diğerleri de bir baksın. Rakamları farklı mı? Dememiş. Tamam. Bu arada herkese şimdiden söylüyorum. Benim sadece çarşambam bu şekilde müsait. Sürekli aynı hafta ders yapmak istiyorsak bu saatte olmak zorunda. Mesaj alındı mı? Alındı hocam. 147. 147 geldi. 147 hocam. Ebu Bekir'im de 147 dedi. Canım benim. Ben 108 buldum. Ölü balık 108 bulmuş. Nasıl yorgunsa 108. Hocam oruç çok kötü burada. Ve oruç bize de oruç. Allah Allah. Bunun bugün faslı. Sen mesajımı aldın mı benim? Söylemek istediğimi. Benlik bir sıkıntı yok da notları alamıyoruz yani. Öyle bir sıkıntımız var. Dedeniz rahat olun. Video da yüklenmeyecekmiş. Bilmiyorum. Oo. Yani fena. Tamam. Başka bulan yok mu ya? Levent Bey, sallıyordunuz. Nerede? Sonuç. Hocam başa zaten 3 tane sayı geliyor aslında ama yani 4, 5, 6'yı sadece oraya koyabiliyoruz. Diğerlerini zaten koyamıyoruz da. Ya sonrasını... Hiçbir itirazım yok. Güzel. Biraz daha zorlamam lazım. Bir film var biliyor musunuz? Ali Rıza hiçbir zaman şey yapmıyor diye, aynı şeyi yapmıyor diye. Ben hiçbir zaman aynı soruyu sormam. Daha öğrenemediniz mi? Kaç aydır öğreneceğiz? Şimdi
Levent çözemedi herhalde. Bekliyoruz. 1,5 yıl oldu. Şimdi bak 400'den büyük dediği zaman benim aklıma kim geliyor? 4, 5, 6. Yani şuraya kaç tane gelecek? 3 tane gelecek. Doğru mu? Rakamları farklı demediği için 7 taneyi buraya yapıştırdım. 7 taneyi de buraya yapıştırdım. Çarptığımız zaman kaç oldu? 147 oldu. 147 diyenleri tebrik edecektim. 400 sayısı da var yalnız bunun içinde. 400'den büyük diyor. Yani bu bir tane sayı. O bir taneyi çıkartacaksın. 146. 146. Ben de hocam, şimdi onu soracağım. 400 olursa ne olacak diye soracaktım ben de tam. Şimdi şeye soracağım. Ben 400'den büyük deyince son sayısını hani sıfırdan yüksek en yakın 1 var diye 6 ile çarptım, 7 ile çarpmak yerine. En hani güzel düşülen hatadır o paşam bak. En güzel düşülen hatadır. Hani sıfırı burada kullandım, burada kullanmayayım. Çok ben güzel. Ben de aynısını yaptım. Çok güzel bir düşünce ama sen buraya atladığın zaman 410 iptal etmiş oluyorsun mesela. Anladın mı? 420 iptal etmiş oluyorsun. Ondan dolayı bu şekilde çözmeniz gerekir. Yattı mı aklınıza? Yattı hocam. Şimdi canlar, şey bitmeden ben bunu kapatacağım. Videoyu yükleyeceğim. Yani şey, yüklenmesi biraz 3-5 dakika sürüyor. Ben size gelin dediğimde tekrar gelin, bir ders daha yapacağız. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Ölü balıklar. Tamam mı? Tamamdır hocam. Tamam hocam. İyi, hadi bakalım. Demo kapatıyorum. Allah Allah, kapatamadım.